Güneşli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere kuzu etli şevketi bostan nasıl yapılır bunu anlatacağım. Konserve olarak satın aldığım bir kavanoz şevketi bostanım var. Konserve olarak satın alacağınız gibi tam zamanı olduğu için pazardan taze olarak da satın alabilirsiniz. Pazardan taze satın almış olduğunuz şevketi bostanları doğradıktan sonra 5 ila 10 dakika arası kaynatmanız yeterli olacaktır. Konserve şevketi bostanlar pişmiş olduğu için suyunu süzdükten sonra doğrayıp en son yemeğe katacağım. Daha önceden kuzu tandır olarak hazırlamış olduğum etleri doğrayıp yine en son yemeğe katacağım. Kasaptan alacağınız yarım kilo kuzu kuşbaşı etleri kısık ateşte ağır ağır kavurarak daha sonra yemeğe ekleyebilirsiniz. Kuzu tandır yapmak istiyorsanız üstte linkini bırakacağım videodan fırında kuzu tandır nasıl yapılır çok beğeneceğiniz bu tarifle de yapabilirsiniz. ...4-5 adet sivri biberi doğruyorum. Tencereye bir baş soğanı küp küp doğruyorum. ...3 adet patlıcanım var, şerit halde kabuklarını soyduktan sonra uzunlamasına 4'e bölüp yine küp küp doğrayıp yağda bir müddet kızartacağım. Patlıcanları kızartmak için tavaya bir miktar sıvı yağ ekleyip altını açıyorum. Evet, şimdi bir yandan soğanları tencerede kavururken diğer yandan patlıcanları kızartacağım. Soğanları bir müddet kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Patlıcanların kararmaması için teker teker doğrayıp rengi hafif kızarana kadar kızartacağım. Kızartmış olduğum patlıcanları bir tabağa koyuyorum.
Soğanları yağsız bir süre kavurduktan sonra rengi karamelize olmuşken bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Soğanlar öldükten sonra içerisine sivri biberleri ekliyorum ve bir müddet daha kavurmaya devam ediyorum. Soğan ve biberlerin kavurma işlemi bittikten sonra altını kapatıyorum ve kızartmış olduğum patlıcanları tencereye ekliyorum. Ocağın altını tekrar açıyorum ve çok kısa bir süre kavurma işlemine devam ediyorum. 1 litreden biraz fazla kaynar suyu tencereye ekliyorum. Ve tencereye bir adet portakalın suyunu ekliyorum. Bu hem çok güzel bir aroma katacak hem de yemekteki asiditeyi artıracaktır. Yemeğimize 1-2 kaşık kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Yemek kaynamaya başladığında doğramış olduğum kavrulmuş kuzu etlerini yemeğe ekliyorum. Ve yine kaynamaya başladığında artık son olarak doğramış olduğum şevketi bostanları yemeğe ekliyorum ve 1 dakika kadar kaynattıktan sonra yemeğimiz servise hazır hale geliyor. Yemeğin kıvamı çok yoğun olduğu için bir miktar daha kaynar su ilave ediyorum. Ve yemeğimiz servise hazır. Bu tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.